sürpriz doğum günü için geldik. Şimdi Türkmede'deyiz. Tuğba da geliyor. İlginç olacak. Ben de hiç canlı yayında bir doğum günü kutlamamıştım. Riskleri de var tabii ama o riskleri de göz ardı edeceğiz. Serdar abi çok seviyoruz. Hakikaten hem insan olarak hem kişi olarak 10 numara bir adam. O yüzden her şeyi hak ediyor. Biz de bugün mesai arasında onun için kaçtık ve doğum gününü kutlayacağız. Evet, şimdi Alem FM stüdyolarına gidiyoruz. Serdar Gökalp'i canlı yayında basıp doğum gününü kutlayacağız. Serdar abi, sen yokken koltuğunu aldım. Rahat rahat seviliyorum. Seni bekliyoruz dedi. Neredesin? Pastan da burada. Seni bekliyoruz. Gel. Canlı yayını basarak şu doğum gününü kutlayalım. Serdar'a sürprizdeyiz. Evet, şimdi Alem FM stüdyolarındayız. Evet. Serdar Gökalp'in yanına geldik. Sürpriz bir doğum günü kutlaması yapacağız. Bakalım nasıl. Burada olduğumuzu bilmiyoruz. Biz de böyle karanlıkta oturuyoruz. Şimdi yayın stüdyosuna girmesini bekliyoruz. İnşallah mutlu olur. Pastamız hazır. Birazdan yakacağız ve canlı yayında, Alem FM canlı yayında Serdar'ın doğum gününü kutlayacağız. Kırım şu anda kapıyı. Gelen giden şu anda yok. İsmail Gül'ü beklemesi. Bekliyoruz, hala yok. Devam ediyor. İyi ki doğdun Serdar. İyi ki doğdun Serdar. İyi ki doğdun abi. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şuraya gizlendik. Bir şey söyleyeyim mi? Işığı gördüm şurada. Adem çakmak çakıyor zannettim. İyiyim, sağ olun. Vallahi çok mutlu ettiniz beni ya. Hadi üfle. Hadi o zaman. Neri Serdar Gökalp. Tarih 26 Şubat, yıl 2020, günlerden çarşamba. Saatlerimiz 16.11 ve çok mutluyum. Bitmeyen doğum günü yapmışlar. Bitmiyor, doğum günü bitmiyor sevgili dinleyenler. İki dostumuz, iki arkadaşımız, birisi ablamız, birisi kardeşimiz. Stüdyodan içeriye bir girdim, elinde pastayla. Valla ben bizim buradakiler zannettim. Kendi kendime de dedim ki, ya bunlar daha yeni kutladı benim doğum günümü. Hayırdır inşallah dedim. Bir baktım ki Tuğba ablayla Hüseyin kardeşim gelmiş. Selamlar. Hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. Selamlar, nasılsınız? Çok iyiyiz valla. Seninle olunca kötü olmak mümkün değil. Evet, bir pazarlama profesörü, bir iletişim profesörü sevgili dinleyenler. Aynen. Ama şöyle söyleyeceğim. Normalde mesela bizim meslekteki insanların menajerleri olur ama bu ikiliye ulaşmak isterseniz menajerlik kısımları bende. Haberiniz olsun yani. Onu da söyleyeyim yani. Hüseyin'in sadece işle alakalı da değil. Yarın öbür gün evlenirse Hüseyin'i benden isteyecekler. Onu da söyleyeyim yani. Bu mesaj için teşekkür ederim. Sanki bildiğim bir şey varmış gibi oldu değil mi? Evet. Hüseyin, sen daha önce geldin zaten programa, yayına. Daha önce konuştuk da seninle. İki defa değil mi? Misafir olmuştum. Evet, misafir ettik seni. Tuğba Hanım ilk defa geliyor. İlk defa mı canlı yayında konuşuyorsun Tuğba Hanım? İlk defa canlı yayında. İlk defa. Bir evet. Radyo stüdyosu ilk defa gördün. İlk defa gördüm. Şimdi bunu Alem FM stüdyosunu gördün ya. Demin de dedim bunlar hep para. Şimdi bundan sonra göreceğin hiçbir stüdyo seni kesmeyecektir. Haberin olsun yani. Kesmez, bayıldım buraya. Vallahi hiçbir stüdyo seni kesmeyecektir. Saat 4'te toplantıları varmış. Benim yayınımı beklemişler. Çok teşekkür ederim. Ben de canlı yayında teşekkür etmek istedim. Ay, cüzdanım. Bakıyorum hemen. Şöyle açıyorum. Hediyeme bakıyorum. Hediyelerime bakıyorum. Evet, verirken de bol kazançlı olsun inşallah dediler. Çok evet, teşekkür inşallah. Ederim. Sağ olun, var olun cüzdanım ve güzel de bir dakika şöyle bir bakacağım. Hediyelerimi canlı yayında açayım istedim şöyle. Bir dakika. Az buçuk kestirdim bunun da ne olduğunu ama şöyle bir kendim gözümle göreyim dedim. Serdar, Şubat bitti, senin doğum günü bitmedi demiş bir dinleyicimiz. Vallahi doğru demiş ve çok güzel bir kitap. Evet, daha da yeni seyahate gideceğim biliyor musun? Ciddi söylüyorum, evet, güzel de yeni de seyahate gideceğim. O zaman şöyle yapalım. Ben canlı yayında teşekkür etmek istedim size. Bu ince davranışınızdan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok sevindim. Sağ olun, var olun. Hakikaten gerçekten çok mutlu oldum. Şey yapalım. Siz gitmeniz lazım. Toplantınız var. Gidiş şarkınızı siz belirleyin. Size ben bir şarkı çalayım. Hadi. Hüseyin, Tuğba abla, bir tane şarkı çalayım size. Nedir? Sorunca ne istiyorsunuz? Sorunca da akla gelmez ama. Sorunca da akla gelmez. Ne bileyim ya. Serdar Ortaç bile çalabilirim, düşün. Vallahi çal şu an onu söyle. Vallahi mi? Evet, yemin ederim. Ne, bebeğim olduğunu çalayım mı sana? Hayır, ne biliyor musun? Şeytan var ya. Şeytan. Evet. Anladım, tamam. Bir dakika. Sen gıybet de var istersen. Yok yok. Bugün bahsettik Hüseyin'le zaten bundan. İnanılmaz bir gün bugün. Evet. Anlatırım sonra. Tamamdır peki. Kaç ya bak. Tuğba için. Bir şey söyleyeceğim. Ama o yani, o artık farklı. Bak, bu kadar insanız, kaçımızın Nişantaşı'nda ofisi var. Anladın? Süpersin. Biz sadece kahve içmeye gidebiliyoruz. Tamam, Serdar Ortaç, şeytanı mı istiyoruz? Aynen öyle. Peki, armağan etmek istediğimiz birileri var mı diye sorulur normalde şarkıya ama bunu ben sormayayım bence. Sorma bence de. Herkese armağan ediyorum ben. Tüm Serdar
Gökalp dinleyicilerine. Tamamdır. Yakınlarıma. Hemen sıkıştırdı herhalde. Yakınlarıma. Radyo şeyindeyiz, normaldir. Peki Hüseyin'cim bir şey diyor musun? İyi ki varsın abi. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımızdasın. Çok, ben de aynı şekilde aynı şeyleri söylüyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bak bir kere daha diyorum. Stüdyoda duruyorum. Ellerinde böyle mumlu pastalı birileri girdi. Tuğba abla da diyor ki hiç şaşırmadın diyor. Şundan dolayıydı şaşkını. Yani biri doğum günümü kutluyor diye değil. Seni bizimkilerden biri, Hüseyin'i bizimkilerden biri zannettim. Kendi kendime dedim ki ya bunlar zaten beni kutladılar. Hayırdır inşallah, ne oldu dedim. Bir aksilik mi var dedim. Sonra Hüseyin'i görünce kafa iyice gitti bende. Ne oluyor diyor. Süper olmuş. Sizden biri zannettiğim için daha da mutlu olduk. Ya o zaten ayrı canım. Gönlümüzdesiniz. O zaman şarkınızı çalıp sizi öyle yolculuyorum. Tamam. Gidiyorum. Peki. Hüseyin'im görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Tuğba abla. Merhaba sevgili arkadaşlar. Serdar Gökalp ben. Doğum günüm Şubat ayı içerisindeydi. Şubat bitti. Doğum günüm bitmedi. Sebebi de sevenlerimiz, arkadaşlarımız, ablalarımız. Şimdi ben onları çekeceğim. Biz de sürpriz yapmaya çalıştık. Evet, canlı yayın stüdyosuna ellerinde mumları yanan pastayla beraber girdiler. Hatta şöyle şöyle çekeyim. Evet. Ellerinde mumlar yanan pastayla girdiler. Bastık ama. Evet, bastık. Bak yemin ediyorum sevinçten şaşıramadım. Hakikaten sevinçten şaşıramadım yani. Hüseyin, vlog kanalım mı? Evet, vlog için çekiyoruz. Adı neydi? Bunu da denedim. Bunu da denedim. Yani canlı yayında da basarak bir doğum günü kutlamayı da denedik. Evet, bu yalnız size örnek olmasın bu yani. Hüseyin'e mahsus bir şeydir bu. Haberiniz olsun. Rica ederim. İyi ki